Çıkarsınız. Biz Bamsı Bey'le şöyle bir hasbihal edelim. Evlatlar. Bamsı Bey. Bamsı Bey. Şimdi diyesin. İlk sefer nereyedir? Kimedir? İlk sefer nereyedir bilir misin Osman Bey? İlk sefer baban Ertuğrul Gazi'yedir. Osman Beyliği savcıyla dünlere bırakmazdı. Şaşırdın mı? Petrus, tabii ki hayır. Demek ki Dündar Bey savcıya ihanet etmiş. Ve savcı da Dündar Bey'e. Osman da aradan bey olmuş. Senin aklından ne geçiyor Petrus? Bir taşla iki kuş vurmak. Belki üç, belki beş. Attığımız taşla Osman'ın itibarını gölgelemekle kalmayacağız. Derin çatlaklardan sızmak isteyen Dündar'a da fırsat vermiş olacağız. Yani? Dündar'ın bizimle işbirliği yapmasını sağlayacağız. Nasıl? O da benim işim. Kardeşim. Osman'ın işini bitirebilirler mi sence? Denerler hele. Deneyecekler. Bırak denesinler. Ya Fırat Yusuf? Onu gerçekten kaçırabilirler mi? Denerler hele. Denerler. Ben sadece Kayı Obası'na birini sokmuş olabileceklerini düşündüm. Elbette hele. Elbette. Elbette olabilirler. Kimi soktularsa soktular.
Emin ol, bu kalede bir adamları vardır. Mesele bu değil ki. Asıl mesele bu adamlar neyin peşinde? İşte mesele bu. Benim bunu öğrenmem lazım. Ayrıca beylik seçimi vaktinde buraya gelmeleri de pek manidar. Beylik seçimi olduğu vakit ne olur Eren? Postunu değiştirir. Sadece postunu değiştirir. Bazı başka şeyler de elbette. Demek ki işte bunlar bu bazı başka şeyler için buraya geldiler. Demek ki Türkler de gizli işler çeviriyor. Uyum kurusun. Gizli iş çevirmeyi ben de severim. Osman Bey, bir sır vardır. Bu öyle bir sırdır ki bir tek sen bileceksin. Başka hiç kimse bilmeyeceği. Bu sebeptendir ki ilk sefer Ertuğrul Gazi'yedir. Ertuğrul Gazi'nin emanetlerinedir. Emanetlerin hepsini bugün almadık mı Bamsı Bey? Bunlar başka emanetlerdir Osman Bey. Bunlar öyle emanetlerdir ki Türk hükümdarlarından Kayı Beylerine kalmıştır. Öyle ulu emanetlerdir. Neden bu vakte kadar haberim olmadı? Osman Bey, eğer bey seçilmeydin yine de hiç haberin olmayacaktı. Çünkü bu emanetler beylerden beylere geçer. Ne vakit gideceğiz? Hiç vakit kaybetmeyelim. Tez yola düşelim.